Ali Koç'un 6 yıllık bölümde before after'ını yapsak buradan köye yol olur. Okan Buruk bu sene Türk hakemleri demiyor zaten. Bizim Türk hakemleri iyi. Ben Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini neden protesto ettiğini bilmiyorum. Evet tabii ki hiç anlamamış oluyor biliyor musun? Kendi yöneticiliği ceza alacak diye Süper Kupa finalini 19 yaşta çocukların arkasında saklanıyor. Berkay'la aynı ortamda olursak gelsin ben ona bir gün Ali Koç'un başlayıp bitirdiği projeleri anlatayım. Hiçbir şey olsun dediklerimizi iletelim İsmail Kartal'a. Ne için? Rapor ya. Ne yaşlandın gerçekten dedim. Ne dedi biliyor musun? ne dedim? Sana dayamak kolay mı dedim. Linç programından iyi bayramlar. Haluk hoş geldin. Murat hoş geldin. Merhaba. Merhaba Baron. Ya Haluk tam neden pro gülüyorsun? Programa girerken Murat'ı gördüm. <laughs> Teknisini ekranda. Baktım gerçekten yaşlanmış adam. Dedi ki ya Murat yaşlandın gerçekten dedim. Ne dedi biliyor musun? ne, ne? dedim? Sana dayamak kolay mı dedim? <laughs> Abi bir tanesinin saçını döktüm. Bir tanesini yaşlandırdım. söyleyeceğim. Yani. Öteki partileri de toprağa bakıyor gerçekten. Allah korusun. Allah geçiden versin de. O da bir sene de on sene gitti vallahi. Allah korusun. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Çalışıyoruz ee... abi gördüğün gibi. Sen hiç durmuyorsun ya. Gel ya burada da çalışıyoruz şu an. Al itibariyle niye <laughs> durmuyorsun? Almaza Niye durmayayım onu anlamadım. <laughs> durmayayım. <laughs> ya Tabii burası yok de. değil mi? Şey bu. Arkadaşlar şimdi e, hafta sonundaki... Oynanamayan, daha doğrusu birinci dakikada ertelenmek zorunda kalan fenerbahçe Galatasaray maçından daha tebessüm edeceğimiz konuları aslında getirmeye çalışıyoruz. Çünkü işin tatsız bölümünü herkes kendi mecrasında da değerlendirdi. Bütün medyada da artık ben izlemekten içim dışım Fenerbahçe Galatasaray oldu. Biraz daha sebeplerle alakalı değil de sonuçla alakalı yorumlar yapacağımız bantlar seçmeye çalıştık. Ben yüz gülümsetecek bir şeyler bulduysanız helal olsun ekibe. Vallahi bir gayret sergiledik açıkçası. E, Mehmet Demirkoğlu'la başlıyoruz. Mehmet Demirkoğlu biliyorsunuz. Orijini reklam yazarlığıdır. Sen Olsa çok iyi biliyorsun Mehmet Demirkol. Efendim? All Mehmet Demir. Evet. Mehmet Demirkol çok enteresan bir yorumda bulunmuş Fenerbahçe'nin protestosuyla ilgili olarak. Herkesden de ayrışıyor bu yorumu. Önce onu izleyelim. Bu demokratik bir haktır. Protesto edebilirsiniz ama protesto ettiğiniz şeyin ne olduğunu ön plana çıkaracak bir eylem içinde olmanız gerekir. Ya yani ben şunu protesto ediyorum. Dolayısıyla protesto yaptığınızda insanların dikkatinin oraya yönlenmesi gerekir. Bu yapılan protestoda protestonun kendisi olay oldu. Herkes oraya yönlenecek şimdi. Bu konuşulacak. O 19'daki genç kardeşlerimiz yani bunun bir parçası oldular maalesef, figuran oldular. Üzücü bir durum tabii bu. Bu tarihte protestonun neden yapıldığıyla değil, protestonun kendisiyle. Ortaya çıkan buradaki tabloyla akıllarda kalacak Galatasaray bir dakikada bir sıfır kazandığı maç olarak son derece başarısız bir protesto eylemi. protesto ediyorsan çıkmayacaksın maçı. O zaman daha farklı cezalar olabilecek. Ama yani, de. protesto böyle bir şeydir. Yanında <laughs> cezasıyla gelir yani onu kabul ederek yapacaksın. Yani protesto ediyorsun diyorsun ki burada bizi aleyhimize bir şeyler dönüyor. Biz artık buna dur demek istiyoruz. Bunun için de çok ciddi kararlar alacağız. E ciddi yani 19 takımıyla sahaya çıkmak değil. Yani çıkma o zaman. Protesto yapıyorum ceza almayayım. Minimum ceza alayım. İtiraz ettiğin gücün, futbol iktidarının gene onun arkalarından dolanmaya çalışıyorsun. Şikayet ettiğin şeyi yapıyorsun bir şekilde. Hı. Ne diyorsun Murat? Mehmet Emre hiç anlamamış olayı biliyor musun? Ben de biliyorsun başında diyordum. O 19 hiç çıkacağına hiç çıkmayalım ama sonra ben kanunun değiştiğini öğrendim. Mesela bir sene hak mahrumiyeti aldığın zaman bundan sonra Bilardo Federasyonu'nda bile görev alamıyorsun. İki kere alman gerekmiyor mu? Bir Hayır kere bir kere. Mı? Eskiden iki seneymiş bu. Mesela Beşiktaş çıkmadı dedim ben direkt insanlara. Orada ceza Hı. almadım aldılar ama o zaman iki seneymiş. Bir sene hak mahrumiyeti aldığında bir şey olmuyormuş. Onun dışında e, sahada niye iki dakika kalındı bu da bir olaymış. Bir süre oynanması gerekiyormuş maçın. Yani çıktım topa vurdum içeri girdim Orada yok. Orada düzelteyim seni öyle değilmiş. Düdüğün çalması yeterliymiş. Abi, ben de sordum. şu anda aktif bir Fenerbahçe değil, değil. başka bir kulüpte bir yöneticiye sordum. E, i̇ki dakika oynanması gerekiyormuş. Senin, şimdi senin yayını izledim. Ben de federasyonda aktif bir yöneticiye sordum. Düdüğün çalması yeterli dedi evet, Tamam peki. Ama topun durması hiç gerekebilir bence. E, yani, çaldı düdük etraf e, durması için. E, Fenerbahçe yoktu. topu alamadı ki. Ha, topun durması için. Almaya e, çalıştı. Olabilirdi. Top filede durdu zaten. Evet. Yani orada dur. İlk bir dakika almaya çalıştılar çocuklar alamadılar yani. Top filede durdu. Ya orada işte birileri ona söz vermiş o olmamış bu ama o işin başka tarafı. Mehmet o son dönemlerde biraz fazla Fenerbahçe'li öne çıktı diye bence o imajı biraz bozmak istemiş burada. Ben de Mehmet Demirkoz'un ana fikrine katılıyorum. Ben Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini neden protesto ettiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Anlatayım. Trabzon'da yaşananlar mı? Otobüsün kurşunlanması Hepsi. mı? 3 Temmuz mu? Abi olay şu. Bir protesto silsilesi yapılacak. Başlanacak. Vites yavaş yavaş arttırılacak. Şu bu sezonda ilk yapabileceğin önündeki ilk şey Süper Kupa. Neden Çünkü, geçen Türkiye sezon Türkiye Kupasına, başlamadı? Bak mesela bu sene Türkiye Kupası'nda olsan Murat bir şey sorabilir mi? Geçen sene? adam anlatıyor Bundan ama sonra diyor ki Trabzon'da Olay artık bardağı taşırdı diyor. Bundan sonra protesto devam edecek mi? Edecek. edecek. Ne yapacak mesela? Abi bilemiyorum. Ne yapacağını hep beraber abi, görürüz ama devam edecek. Yani, bununla bununla kalmayacak bu iş. Sayın başkan biliyor mu? Biliyor. Başkan yönetiminin var elinde planı ama olay Bunlar ya. Yani. biz şu anda Daha Türkiye Kupası oynasaydı. 4 bölüm için yetki aldı. Değil mi Hayır. bildiğim kadarıyla? On, şu anda zaten yapılabilecekler onlar bu sezon için. Ha bu sezon yeni bir şey bu yok. Bu sezon yani ama sene yani. Yazın olabilir. Sene yani Ali Koç siyah olmazsa. Için, siyah formayla başa çıkarsın. Sene Ali Koç var. olmazsa. Yeni yönetim karar verecek abi. Ben Efendim? olacağını düşünüyorum. Yaptı son açıklama bana olacağını yani. Yoksa niye durduk yere Abi tekrar ben Mehmet Demikol'a katılıyorum. Ben de açık söyleyeyim. Yani Murat tabii Fenerbahçe camiasının içinde yüksek divan kurulu üyesi. O anlayabiliyor. Ben de anlayamıyorum. Yani çünkü neden anlayamıyorum biliyor musun? 10 sene olmuş otobüs kurşunlanması. İşte ne bileyim 2010-2011 sezonu 25 sene olmuş 3 Temmuz. Yani Ali Bey'in e, bu konularla ilgili daha önce farklı düşünüp bugün sene farklı düşünüp. Yani. 12 sene, yani sene, sene be abi neymiş? 12 sene, sene, sene. 12 sene çok 25 sene dediğin. Ben, 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 evet, evet biraz öyle demek. <laughs> Bayağı problem. Ben, ben matematikte zayıfım. Abi biri 10 sene olmuş biri 15 sene olmuş 13 sene olmuş. Değil mi? Yani 13 sene sonra bir Süper Kupa finali var. Süper Kupa finalinden önce garip bir yaklaşım var abi. Sebep de şu. Kamuoyuna açıklanan sebep. Maçı erteleyin. Ertelemezseniz yabancı hakem gelmezse oynamayacağız. E kardeş sen geçen sene Ziraat Türkiye finalini niye oynadın? O zaman da Fenerbahçe otobüsü kurşunlanmıştı. O zaman da 3 Temmuz Vallahi vardı. Valla bu doğru bir soru. Bunu şimdi bu, soruyu böyle sorunca bu soru söylüyorum. doğru soru. Şimdi adam diyor ki. Hı -hı. Kardeşim geçmişten bugüne bir yapı var. Tamam, mı? Geç... mücadele ediyoruz. Trabzon'da da diyor ki artık bizim can güvenliğimize kastedilirken Devletin oradaki yetkilisi olan emniyet ve valilik bu konuya hiç müdahale olmuyor bir de üzerine hiçbir şey olmamış gibi hala görevdeler. Şey artık yeter mi? dedi. Tamam, tamam abi, abi, abi yeter bir diyorsan ligde niye varsın o zaman? Abi aynı ligde de aynı abi, hakemlerle abi. oynuyorsun. Aynı hükümet var, Ama aynı vali var, aynı emniyet var. Orada başkanın zaten niyeti ligde olmak değil ki. Başkan istemiyor adam söylüyor ben istemiyorum diyor. E, ama ama abi. kongre istemiyor kongre devam et dedi. Ya Allah'ın seversen başkan istemiyor diyorsun. Başkan kendi yöneticiliği ceza alacak diye süper ekipa 19 yaşlı çocukların arkasında saklanıyor. E şimdi de çıkarsın başka? Abi öbür takım antrenman yapıyordu İstanbul'da. Bir şey soracağım. Fenerbahçe camiasının ne kadarı senin gibi yüzde %80. %20 var. E vardır abi normal muhalefet yani var ya genelde de, Öbür tarafı gördüm. Medyada genelde ağırlıklı olarak. Ya benim seçtiğim yorumcular öyle. Senin Genel yorumcuların olarak... hepsi öyle zaten. O da olabilir. Senin yorumcuların normal. Şimdi burada bakıyorum senin yorumculara normal. Benim yorumcularım Onun yani. yaşama şeyi o zaten. Hava su gibi. Sen yani buradan Serhat'ı söylüyorsun. Benim Şu anladığım kadarıyla... kadığıyla... Yok, Aykut abi de. Aykut Diğer Başka, de. Fenerbahçe yorumcusu. Bütün Ayşe de ben Murat'ı şimdi programlarını izleyemiyorum. Derbi de yapmadığımız için Hı. fikrinin ne olduğunu da bilmiyorum. Murat ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Hakkı ben ben protestoya... Fenerbahçe? Ben, biz şunu destekledik. Hem kongrede hem ben katıldığım iftarda eski yöneticilere. Ben dedim ki tepki verelim. Bir süper pay çıkmayalım dedim. Çıkmayalım dedim ama. Gidiyorsak çıkalım. Ama o... sonra dendi ki bir yıl bir ceza aldığımız anda bütün iş bitiyor. Yani... Ama zaten Mehmet ya Ali Demirkoğlu da onu söylüyor, söylüyor ya. Mesela bunu hiç konuşulmadığını falan mı zannediyor Mehmet Demirkoğlu şu an? Ben, ben Mehmet Demirkoğlu'yu göre gönderim ona tabii. yurt Abi konuşuluyor. Yani. Dünyada rezil olduk. Yok hiç konusunda. rezil olmadık. Yakında FIFA'da geliyor. FIFA mı gelmiş? Onun için Gelecek, geliyor. Anlamadım. Geliyor. Gelsin abi, abi. Abi ara ara. Bu süreç. Bak Fenerbahçe'lerin yanıldığını biliyor musun? Mehmet Demirkol da orada yanılıyor. Bu bir süreç, bu bir anlık bir şey değil. Bir bu olayla bitmedi bu. Bu bir sürece girildi. Nasıl ki geçmişten bugüne gelen bir süreç var. Bundan sonra da bu bir süreç devam edecek. Ya. Ha bunun sonunda Sayın Ali Koç belki haziran'da tekrar seçilecek aday olup. Seçilemezse. Belki ondan sonra seçilir. Seçim aday Son olmazsa. Sonraya girerse seçilir. Aday, aday, olamazsa, aday, da aday da olmazsa aday yani. olup olmayacağını bilemem. Bence aday da olacak. Aday olmazsa şu var. Adam da diyor ki ben olmadım. Ben bıraktım artık bu işleri. Çektim elimi eteğimi. Abi benim tamam 15 da. tane yönetçim var. Ya Bunlar şimdi Murat. Şey, Fenerbahçe kulübü başkanı 18 Mart'ta Fenerbahçe TV'ye çıkıyor son derece fevri bir çıkış yapıyor. Ali Koç'un fevri çıkışı Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakan bir hikayeye dönüşüyor Bence kendisi zor. Bence dönüştüm. Sayın Başkan'a da bugün sorsak o çıkışı yapmaz. E tamam yani... o zaman neyi konuşuyoruz ki o zaman? Abi ama o çıkış oradaki benim çıkış dediğim şey ligden çekilme bölümüne basılıyor. Ben Murat Fenerbahçe yönetiminden daha iyi anlattı konuyu. Çünkü hikayede Fenerbahçe'nin çekilmesi dediğimiz şey niye Bu arada başkanın bir daha bu, bu ihtimali niye göz önüne Bu arada başkan, Çünkü onun cezası daha büyük abi her Başkan şeyde. çekilmeye karşı. Başkan şunu istiyor. Ben futbol faaliyetini durdururum diyor. Çünkü ben çekildiğim zaman, alt lige düştüğüm zaman yine bu federasyon ve bu hakemler var diyor. E ben o zaman, bunu istemiyorum ben. O zaman. sport Abi adam söylüyor ki ben bunu istiyorum ama burada da bir kongre var 23.000 kişi. Siz ne istiyorsunuz Yalnız, diyor. Yalnız hiçbir şey olmadı da değil. Günün sonunda da gördüğümüz kadarıyla en azından Mehmet Büyük kalmayacak. Ya en azından ona yaradık. En azından buna yarayacak. Bu sadece Ali Koç yaptı diye de söylemiyorum. Onun becerdiği bir şey de olmuyor. Ay tamam. Bir ate genel Arbe. olarak ama bir böyle abi, bir oluştu. Bir Fener yakıldı abi bu konuda tamam. Bak şu anda imzalara toplanıyor. O kongre de daha öncesinde yapılacak inşallah. Yapılması e, lazım bence. De. 9 alalım Kaya Çinigir oğlum. Bu yetki alacak bir kere oradan hiç olmazsa olmaz. Ne ya sıradan adam olarak devam edeceksin? Ben tarihe geçmek isterim mesela. Yaptığın bir şeyle anılırsın. Ne olacak? Ötekileri yanına koyacaklar. Halbuki ligden Fenerbahçe takımın çekti o gün ama futbolda hakikaten o günden sonra bir ivme kazandı, bir değişti. İnsanlar kendine geldi. Bu bize çok iyi bir örnek oldu. Atatürk'ün Samsun'a çıkması gibi bir şey bu ya. Haluk. Abi bu hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok ya. Yani bu Atatürk'ün böyle abuk subuk, saçma sapan teşbihlerde kullanılmasının son derece karşısındayım. Yani Riyad'da da Fenerbahçe Galatasaray sahaya Atatürk için çıkmadı. Atatürk formalı, Atatürk tişörtü. E, Urfa'da da Fenerbahçe Atatürk tişörtüyle çıkmadı sahaya. Çok işimize geldiği gibi kullanıyoruz Atatürk meselesini. Temelden karşıyım. Siyasette de, sporda da, sokakta da, havada da, karada da her yerde karşıyım Atatürk'ün bu şekilde kullanılması. Bizim süper kupa kullanmamız Atatürk'ün zaten değerini hafifletmemek için. Yani zaten bir protesto ediyoruz. Orada Atatürk kullanmadık. Yani Atatürk'le ilgili Fenerbahçe'nin tarzı, tavrı, duruşu bellidir zaten ama ben de şeye katılıyorum. Yani her şeyde mesela buradaki bir benzetmeyi Atatürk üzerinden yapmak yani hatalı. Kaya, Kaya Bey'e mi katılıyorsun? Haluk'a mı katılıyorsun? Atatürk'ü her olayda kullanmakta Haluk'a ha katılıyorum evet. Ya ben de kullanmıyorum ve sevmiyorum. Hatta bunu kullananları eleştiririm şimdi tersi bir şey söyleyemem. Ya ben sayın da, Uğur da eleştiriyorum. Ha, Atatürk aşağı. Ya Atatürk herkesin değeri. Bir kişinin ya da bir kurumun birilerinin. ve ben onunla ilgili ben Atatürk'ün Samsun'a çıkması bu cumhuriyetin kurulmasına sebep olmuş. Yani şimdi i̇şimize, o olayı bir şeyle benzetmemek lazım. İşimize her gelen yerde Atatürk'ü de bir yere tırnak yanlış. Evet, evet abi. Abi bir bölümü mesela biliyorsun dini şeyler kullanır ha, Ben ona aynen. da karşıyım. Mesela. Ben de aynen. Dinin de Atatürk'ünün de yani bu tip işlere alet edilmesini temelden karşısındayım. Ben de size katılıyorum ikiniz. Hayret. Var ben olmayı, şey, teşekkür evet. ediyorum. Üçlü konsensus oldu. Evet. Atatürk ortak değerimiz. İşte zaten olması gereken. Evet. Yani söylemeye bile gerek yok. 8. sırada Fatih Portakal var. Biraz üzerinden geçti ama buradaki geri vitesi bir yorumlamamız lazım bence. Etkili bir gazeteciyiz. Hemen cevap veriyorum. Bak Galatasaray Kulübü de şimdi cevap vermiş. Şikayetçi olacakmış benim hakkımda ve karalak. Gücümüz etkimizde. Bu kadar da net. Kimse gazeteciliğimize laf edemez. Saat 19.05'inde gelmesini bekliyordum. Galatasaray camiasından, kulübünden de özür diliyorum. Hem kendi adıma hem de Sözcü Haber adına özür diliyorum. Mesela buradaki R için ne diyorsun? Telefon gelmiş herhalde. Nereden? Nereden gelince bu R <laughs> olabilir? Abi bir şey gelmiş bu şimdi normal mi bu? Oradan etkimiz... Neyimiz diyor? Etkimiz gücümüz ya. <laughs> Oradan geldiğimiz nokta 19.05'i <laughs> bekliyordum diyor. <laughs> Abi 24 saat geçmeden buraya geliyorsun. Tam 24 saat bu geçiyor. Etki. Birisini ilkini 19.07'de yapıyor. Diğerini de ertesi gün 19.05'de yapıyor. Ki ben çok Tam 24 beğenirim 24 saat. yani. Ama Patrick buradaki ortakalı. hikaye şu tabii. Üzerinden geçtiği için hatırlatmakta fayda var e, izleyicilere. Önce bu hikayenin çıkış noktası Fenerbahçe'de bir takım troller bu e, hakem toplantısından bir video servis, servis etmişlerdi ya. ilgili bölümü Sadece Galatasaray'la ilgili bölümü. Ee, Sözcü TV'de tabii ki konuları çok iyi takip etmediği için yani sporla alakası olmadığı için haber merkezinin sadece o bölümü haber yapıyor. O bölümü haber yapınca da bizim gücümüz etkimizde falan hani Galatasaray... Hayır şöyle et, eksik söyleme. O gün saat 3'te Futbol Federasyonu full şey yayınlıyor. O yüzden Bandı hızlıca yayınlıyor. geçtim yani. Haberdar olmadıkları için Fatih haber merkezi. Fatih Portakal'ın ekibi aslında adamım. Çünkü ben hani haberleri izlediğim için genelde Fatih Portakal hep şunu diyor işte ekibimiz şunu hazırladı. Ekibimiz bunu demek ki ekibinin spor konusunda çok bir bilgisi yok. Buna itirazım çok yok atmamışlar. ama Fatih Portakal tecrübesinde birinin Galatasaray açıklama yaptıktan sonra daha temkinli davranması lazım. Ya bize niye bu açıklamayı yaptı diye bir içinde değerlendirmesi evet. lazım. Dava açıldı mı bu arada? Fatih mı? Evet. Bence özür sebebiyle açmazlar. Niye biz de daha önce mesela bir tweet attık, özür dedik, açtılar bize davayı. Kim açtı, Gasser? Gasser. E senin Gücün etkinliğinde işte. kaz kazandım davayı. Bak daha etkiliymiş. Boyun. Kazandık çok şükür. Abi ben gazetecilik olarak değerlendirirsem. Şimdi Haluk sen senelerce NTV Spor'un yöneticiliğini yaptın. Bu kadar rahat klark katılır mı ekranda? Atılmaz. Bu kadar rahat klark atarsan bu kadar rahat geri vitese takarsın. Klarkı yersin hemen yersin. Hemen, hemen yersin. Klarkı yaparlar. Ne oluyor acaba bu tepki neden diye düşüneceğine. Yok kardeşim gücümüz etkimizde. Yakışık almıyor bence. İşte önce aslansın sonra kedisin olmuyor. Ya peki yani. mesela Fatih Portakal yayında ya abi ekip mesela kulaklık var ya burada. Bir istemiyor mu ya bunun tamamı yayınlanmış. hani onları da mı uyarmıyor kimse içeride? Bilmiyorlar çünkü. Bir dur bir gaza falan. Ya mesele bak. bilmedikleri. Ben bununla ilgili kendi yayınımda şu yorum yapmıştım ilk gece. Ya kötü gazetecisiniz ya niyetiniz kötü dedim. Başka alternatif yok. Çok, çok güzel söylüyorsun. Ben üçü koyuyorum ekibiniz kötü. Ekim. Ama en doğrusu da ekibin kötü Kötü gazetecisiniz yani. zaten genelden bahsediyorum. Yani. Ya da şöyle söyleyeyim spor servisleri yok, yok. televizyonda. Spor servisi olmasa bile ama bu olay İhtias sadece sporla ama yani. takip etmezsen bilmezsin. Şimdi Okan Buruk'a geçelim. Okan Buruk bir Akisar teknik direktörüyken bir şey söylemiş hakemlerle ilgili. Sonra da Galatasaray'dayken söylediği tamam tabana zıt. Onu değerlendireceğiz. Yani Avrupa Kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Burada bazen Türk hakemlerin hakkını yediğimizi de düşünüyoruz. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın. Yani bizim Türk hakemleri e, hepsinden çok daha iyiler. O yüzden onların da güvene ihtiyacı var. ve Ben hep yabancı hakem Türkiye'ye gelsin dediğimde hakemler kızıyorlar ama bu tür hakemler maç yönetecekse tabii ki yabancı hakemler gelsin. Burada yabancı hakem de maç yönetsin. Çünkü seyirciden korkmayacaksın. Murat? Ne güzel itiraf etmiş. O statta hakemler seyirciden korkuyor diyor işte. Bu Galatasaray'a karşı bir maç değil mi? Evet, Akhisar Galatasaray. zorla olacak. kavga ettikleri maç. Ama Okan Buruk hep sağ dışın çok iyi abi. Ben hep söylüyorum. Takdir ediyorum bu arada. Mesela bu açıklamalardan sonra o sene Türkiye kupasını kazandı. Etkili oluyor değil mi? Olur. İyi yani, oynuyor abi. Bu, bu işi sağ dışta var. Kimse kesinlikle. orayı unutmasın yani. Yani İsmail Kartal'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Mesela. Hiçbir hani... şey olsun dediklerimizi iletelim İsmail Kartal'a. Ne için? Rapor ya. Benli. Abi değil. Okan Buruk videosunda. İsmail Gato hakikaten işte. mesela. Hayır yani burada işte. Okan Buruk videosunda zaten İnce linç edilecek, okan, buru linç edilecek okan Buruk değil ki. Bence 3-4-3 ekibini linç etmek lazım. Sebep bizim ekibimiz. Okan Buruk'un ki 5 yıl önce. 5 yıl önce after before. E, Ali Koç'un 5 gün önce var abi 5 günde. Urfa evet. öncesi sonrası. Oymayacağımızı nereden biliyorsun? Ha bekliyoruz. Evet. Ama sen şimdi bir, bir hakkını verir misin Okan Buruk videosuna? Verdim işte. Yetmedi mi? Hayda ben <laughs> hiçbir şey vermedim daha. <laughs> Abi kaynatmaya çalışma rica Hiç ediyorum. Hiç kaynatmıyorum abi. Beş yıl önceki hafta. Ben zaten Okan Buruk'un yerli hakemlerle ilgili yaptığına eleştirdim. Bence Okan Buruk'un ilk söylediği e, Akisar'daki söylediği doğru. Ben hiçbir şeyin pasaportunda değilim. Oyuncunun da, başkanın da, yöneticinin de, teknik direktörün de, hakemin de pasaportuna bakılmaz. Yorumcunun da bakılmaz. İyi mi ona da bakılmaz. İyi mi kötü müye bakılır. Ben ona bakarım. Yorumcunun bak be abi. Sonra Bakın Türkçeler mi? falan bozuk oluyor. İnsanlar ne dinlediğini anlamıyor. Nasıl sen var. yine Serhat'a kadar geldin. Hayır <laughs> bir dakika abi. abi bir dakika. <laughs> Yok daha geçiyor. Ay Serhat'ta Türk pasaportu var abi. Onu, ne 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 diyeyim, bilmiyorum. ne Hayır hayır. Onun için demedim. Markus Merki diyor. Gerçekten düşünmedim. Vallahi. Sen içten içe seviyorum gibi acaba sevmiyor musun bu çocuğu ya? Bilmiyorum. Abi. Ne desem Sevdiğimi mi? sanıyorum. Sevdiğimi sanıyorum. Bir kesin. çocuğun da olsa Serhat kocan herhalde adı. <laughs> abi daha nasıl <laughs> olacak? gidiyor abi. Bu <laughs> daha nasıl olacak ya? Bu ne sev ya? Bu ne azdırap ya? Valla ben izlemeyi seviyorum açıkçası. Abi olabilir zaten. İnsanlar şey... da seviyor Ama bak. Ama sen de ters Yılın seversin. transferini yaptı. En büyük transferi yaptı. Baran yani. e, 3-4 için patronu İbrahim Seten'le ile konuşsan da Serhat Akın'ı transfer mi etsen? Edemedik abi gitti adam. Edemedik mi? Gitti, adam gitti. Abi İbrahim Başka Seten'le. Başka kanala gitti. Numara bitmez. Bence yolunu rak bulur. Rakamlar inanılmaz. Ben. Sen İbrahim'le futbol Siyancı oynarken o kadar bak futbol oynarken o kadar para kazanmam kazanmıyor olabilir. İbrahim İbrahim'le hiç tanımamışız. <laughs> Tanımıyorum Ayrıca. çok kendisini de. Tanışırız her bir A gün. Hayır. Ya da sen yine bir şey söylemedin. Söyledim. Okan Buruk'la alakalı. Ya bir öyle bir böyle demesi... Abi var ben vardı. sana söyleyeyim mi? Hı -hı. Okan Buruk bu sene Türk hakemleri demiyor zaten. Bizim Türk hakemleri iyi diyor. O bizim önemli ibare oldu. Orada Türk şey, hakemleri var şimdi bizim Gar Sayın Türk hakemleri diyor. şeyi mi? Kadrolu hakemleri. Abi ben, ben onu Okan Burak'ı tanımıyorum. Abi Fenerbahçe'nin de var ama biliyorsun herkesin sevdiği hakem. Gar var. Garsen'in sevdiği hakem kim? Hiç yok. Abi ben hiçbirini bilmiyorum. Ben şimdi. de ama bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'de de sen hep her zaman söylüyorsun. Ambayrolu hakemler varmış alttan saydın. Sevmediği sayamam. var ama. Mesela 3 yıldır Fenerbahçe'nin başına atamayan hakem var. Yapay zeka atamıyor bir türlü. Kim tane. o? Ali şans Abi yapay zekanın olduğuna bu ülkede inanan. Ben de üç, <laughs> bir, ilk çıktığı gün söyledim abi. Neyin yapay. Ya abi, biz sezon başa hangi maçı kimi yöneteceğini biliyoruz abi. Abi kurtulacağız herhalde ya. İnşallah. Umut Hepimizin temennisi o. 6 numarada Erman Toroğlu var. Erman Toroğlu Erden Timur'u hedef almış durumda son haftalarda. Üst üste ısrarla e, bir takım eleştiriler getiriyor. Onu izleyelim. E, kongrede bu Ali Koç'un konuşmasını ben yadırgadım. Tehditkar. Hoş Erdem Timur da az değil. Ortalığı fışıklıyor. Ya tamam diyor maç böyle de diyor arkadan Fenerli futbolcuların ceza alması için He. elinden gelen. Yapma abi onu yapma sen. Erdem Timur yapma. Seyirciyi oynama. Seyirciyi oynarsın oynarsın sonra yok olursun. Ben senin gibilerini çok gördüm yok olursun. Bugün bir Fenerli idareci bir açıklama yaptı maçtan sonra. Dedi ki Selahın Erdem Bahri. Timur konusunda hayati bir tehdit yapmadı dedi Ali Koç. Elinde evraklar var. Bunlarla ilgili eylemler yapacak dedi. Fener başkanlığından ayrıldıktan sonra daha rahat yapacak bunları dedi. Şimdi o zaman hiç başka boyuta gidiyor yani. Para boyutuna gidiyor. Yani Erdem Timur'un ticari hayatında neler yaptıklarını benim elimde diyor Ali Koç. Bende evraklar var. Onun neler yaptıklarını diyor ipliğini pazara çıkaracağım diyor. Bunu ben de demiştim biliyor musun? Hmm. Bak hiç izlemeden. Ben dedim ki ya bu adam herhalde fiziki bir şey yaptıracak olsa o kadar cahil mikrofonunda söyleyecek. Ben dedim iş hayatıyla alakalı. Tamam, o da Dır, muhtemelen Erman Meşru, Hocam da. Peki meşrulaştırıyor mu? Meşrulaştırma anlamına demiyorum. Hı. Ama fiziki bir şey yani gidip iki adam tutup dövdüreceğim. O da tehdit değil mi abi? O da tehdit. Ya sen suç duyurusu yaptı galiba. Nereden Timur yaptığını mı bilmiyorum. Abi herkesin mi şirazisi kaydı, çizgisi kaydı? Ee, çok şaşırıyorum. Yani bakıyorum mesela Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ikilisinde Erman Toroğlu'nun daha böyle bir net durduğunu e, yıllar içinde görürüz. Ahmet Çakar daha böyle bir inişleri o, çıkışları oldu. Ya. Ya, Şu inişleri... tarafını oynuyor işin. Erman Torulun bu kadar inişleri çıkışları yoktu. Erman Torul da şimdi yani herhalde bu dijital medyaya dönünce iş izlenebilmek için böyle bir sırtını bir yere. Yaslama ihtiyacı. Skyda değil. sahibi de Fenerbahçeli olduğu için. Olduğu için orada. Filmli camdan sonra da ayarlar bozulmuş olabilir. <laughs> 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 Onlar, hiç bakmaz. zannetmiyorum. Abi hani. Yani şunu, yani Sky Sport sahibi Fenerbahçeli. Ben ona göre e, yorum yapayım. Ne bileyim? işte Hodri Meydan sahibi Fenerbahçeli. Ona 3 -4 -3. göre yorum yapayım. 3-4-3 sahibi Fenerbahçeli. Ona göre <laughs> yorum yapayım. 3-4-3 sahibi de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olmayan kanal var mı orada? Sahibi? Yok. Spor Gecesi. Bir tek Spor Gecesi var. Onun da yarısının Galatasaray, yarısı Beşiktaş'tı. Yok canım tamam. Galatasaray. <laughs> İkiniz de Galatasaray değil misiniz ya? <laughs> Gökhan Dinçleri <'ın> hiç ettik. Yok <laughs> hiç Beşiktaş'tı abi. Şimdi Erman abi ben çok eskiden beri tanırım. Erman abi dediğin gibi profil çizmiştir her zaman. Daha diktir. Daha her şeyi söyler. Gözünü budaktan esirgemez ama bu Türkiye'de hakem konusunda, federasyon konusunda bir takımın arkadan itildiği, en fazla arkadan itildiği sezon Trabzon'un şampiyon olduğu sezondur bana göre. Mesela o sezonda ben Erman abiden tıs sesi bile duymadım. A Spor'da yaptığı yorumlarda o zaman dijital medyada yoktu. Doğrular yerine göre, zamanına göre değişebiliyor herkes için. Paradır geçiyor. diyorsun önemli olan belli bir yaştan sonra insanlar için. Çok diplomatik bir şekilde evet. Beşinci sırada Serhat takım var. Van Gözün aydın. Van Gözün aydın var takım En sevdiğin insan. Bakalım en sevdiğin yorumcu. Şimdi Ali Koç'u diyoruz ya tam destekleyelim de 6 senelik başkanlık kariyerinde bir şeyi uygulayıp tamamının sonunu getirdiği düzgün bir şekilde gördük mü? İdari biz? menajer geldi Bit bu arada kenara kağıtta. hatta. E bitir zaten bitir, bitir sen, i̇şte ya bitirsen gol yiyeyim. Takımı sağdan çekiyorlar da. Yani. ya inanmıyorum. E şey. ya. Yani. Maçı izliyorlardı. Tamam Fenerbahçe ne zaman bırakacak derken. Fenerbahçe gol yiyince ilk yorum bu oldu Serhat. Hayır, i̇lk yorum şu oldu Serhat'ın. Bunun öncesi var. Dedi ki, Hayır gol yedikten sonra biz ilk Biz yanındaki o, sizin neydi o çocuk şey diyordunuz ya. Şey yapan Gazcı Gazcı. Ya? Ha, Gazcı. Gazcı Berkay'a işte. Berkay dönüp şey dedi ilk. Bunu da tamamlayamadık dedi. Oyunuzu <laughs> değiştiremiyorduk. Yani gol yemeden başını tamamlayamadık dedi. Yani, abi orada ne, ne oldu? Sağdan da çekilemedik gol ne Abi şimdi Serhat'la bizim aynı ortamda olma şansımız yok da. Berkay'la aynı ortamda olursak gelsin ben ona bir gün Ali Koç'un başlayıp bitirdiği projeleri anlatayım. Buradan anlat. Onun anlayabileceğini hissediyorum çünkü. Yani Serhat'ın anlamama ihtimali var. Çünkü Yeşil Sağ ile ilgili değil anlatacağım şeyler. Ama ben Ali Koç'un başlayıp bitirdiği bir sürü şey var. Gelsin anlatayım ben ona bir ara. Bunu samimi söylüyorum. Hiç şey değil. Peki birkaç kuple verebilir misin bize? Abi bunun finansal anlatırım, olimpiyatlarla ilgili, amatörlerle ilgili anlatırım. Çok şey anlatırım yani. Yalnız futbol dışındaki diğer sporlarda... Mesela Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe bugün mi? Trabzon'dan dışlanan, Trabzon Spor'a dışlanan abi bir <laughs> e, kadın sporcuyu Fenerbahçe ciddi bir rakama transfer ediyor mesela. Hani bunlar konuşulmaz tabii. Burada... Bu ülkede satmaz bunlar. Murat... ya yani bu... Fenerbahçe'nin bütün takımları şu anda finalde. Yani Kadın voleybolu, erkek voleybolu, erkek basketbolu, kadın basketbolu yani bunlar da konuşulmaz. Ama o zaman şunu diyeceksin futbolla ilgili dersin ben bunu kabul edebilirim ama hiçbir şey yapamıyor... Şimdi orada hem kanal olarak hem masa olarak zaten anti Ali Koç bir grup orası. Neden? Orada biliyoruz, başka bir an... çalışmam var orada. Belki vardır. Bence yani bir başka bir eski başkanımıza ya. daha yakın olduklarını zaten biliyoruz. Aziz Yıldırım'ı kastediyor anladığım kadarıyla. E zaten başka eski başkanımız yok. Evet, yani Allah uzun, <laughs> ah, uzun Ali Baba'nın bu işlerde yok zaten. Ben şimdi e, Ersin Düzen çok uzun yılların gazetecisi. Ersin için demiyorum. Ersin'i Ersin yani. kenara koyarak Ersin'de soruyorum. Çok severiz ayrıca. Evet. Ersin'e daha evvel bir espri yapmıştık. Orada alınganlık göstermiş haklı olarak. Buradan da özür diliyoruz. Mersin'i bir kenara koyarak söylüyorum. Diğer üçü tamamen Ali Koç karşıtıdır. Yani Ali Koç'un e, karşısında Ali Koç'un sevmediği üçlüdür. Bu ben... kadar kolay mı Fener Fenerbahçe camiasından olup da Ali Koç karşıtı olmak ya. Abi Ali Koç karşıtı olmak kötü bir şey değil. Ben, ben iyi, iyi yani. veya kötü olarak söylemiyorum. Kolay veya zor olarak söylüyorum. Şimdi çok güçlü adam hiç eleştirilemez. Ya e abi kanal o kadar izlenme göre kolay demek ki işte. Şimdi Serhat Akın ligin bitimine 8 hafta kala kendi kanalından başka bir kanala transfer oldu. Yani bu işler biz yıllarca medya yönettim ben. Hiç Böyle... gördün mü abi sezon devam ederken bir de son bölerdik son görmedim. döneme ya işte. Bir de kanalı satın alıp öbür kanalıcı. Bir de rak rakamlara fahiş. Hayır, Hayır ben bilmiyorum rakamı. Ben biliyorum. Ama oradan, oradan oluyor tarihçi. alıp. Üzülürsün duyunca. Oradan duydum. oluyor alıp içine dahil edip 8 hafta kala ligin bitimine 7 hafta kala. Bir buçuk, iki ay kala böyle bir operasyon var. Operasyonlar sezon başı yapılır. Hadi yani arada şimdiden yaparsın. çalışırsın. Önümüzdeki sezon başı için de anlaşabilirsin. Bunlar Tabii. zaten böyle olur. Ama bir anda apar topar tak diye oraya alıp bir, bir şey yapmak sanki böyle bir kongre öncesi bir çalışmaymış gibi hissettiriyor insanı. Şey anlarız. Yüksek ben. kurulu Başkanlığı seçimlerini anlarız. Orada anlarız. Fotoğraf çıkar ortaya. Sky'da da aynısı mı var? farkında başka türlü mesela onun Buraya da mı kurulu başka var. da istifa etti mesela. Ne? Mert Hakan'la ilgili bir yorum yüzünden. O mesela. inandırıcı etti. mı mesela? Yani inandırıcı geliyor mu sana? Kim, istifa bir insan sahibi. Sahibi. Nereden istifa sahibi. sahibi kanal sahipliğinden istifa etti. O ne demek? Evet. Yani. Açıklama yaptı. Ben kanal yönetim kurulundan istifa ediyorum. Yönetim kurulu. Kanal başlıyor. onda da yönetim yani kanalı yönetim kurulu başkanlığı da bırakıyor. Bütün görevleri de bırakıyor. Kanalı e... satmadı ama. Satmadı. Yönetimi şey dedi. Genel yayın diyor. diyor. O ne öyle? Öyle diyor işte. <laughs> abi benim güzel ülkem ya. Hiçbir şey şaşırtmıyor. O ne demek abi? Abi para kim veriyor? Yalnız çok enteresan değil mi? Ben de şöyle yapabiliyor muyum? Fenerbahçe kongresi öncesi olanları bak. Ya mesela biz de herhangi bir kanal mesela. Şimdi biz çok eleştiriyoruz ya Haluk'la program yaptığım için. Hı. Ben şey diyeyim mi? Ben bu programdaki yorumculukla istifa ettim ama... ...ayrı olarak devam ediyorum. Bir de linç var. Hani Hı. abi böyle bir şey olur mu yani? Bir şeyi ya bırakırsın, satarsın kanalı. Kanalı kapatırsın. O gücün var sonuçta yani. Hayır çıkarsın abi dersin ki ben bu, bu maddi olarak da çekildim. Ben gerçekten bu arada bilmiyordum. İlk kez duyuyorum bunu. Çok enteresanmış. Şimdi Mert Hakan yüzünden, hakkında yaptığı yorumlar yüzünden... ...yönetimi değiştiren Batuhan, bakın Maykoç'la ilgili ne demiş? Bir de onu izleyelim. 2022 Bakın. yılı Divan Kurulu'nda başkan adaylarından Hulusi Belgi Sayın Ali Başkan'a dönüp şöyle bir kelimede bulunuyor. Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanısınız. Sizin başkanlık döneminizde Fenerbahçe şampiyonluk görmeyecek diyor. Ondan sonraki söyleminde Ali Başkan dış etkenlerle devamlı ilgili şöyle söylemlerde bulunuyor. Dış etkenler var, futbolun içinde şunlar var, futbolun içinde bunlar var, bizi şampiyon yapmayacaklar. Yine kendi söyleminden bir tanesini söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe kulübü başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Ben büyük Fenerbahçeli olduğum için bırakacağım diyor. Bugün tekrar başkan olduğuna dair imalarda bulunuyor. 2022 yılında divan kurulunda Ali Başkan ıslıklanırken ben gideceğim tarzında bir şey söylüyor. Ben gideceğim dedikten sonra da alkışı gördükten sonra bu sezon ben başkan olmayacağım diye olağanüstü bir şey olmazsa kendi kendine olağanüstü bir şey yaratıp tekrar başkan olmaya çalışıyor. Bence Sayın Ali Koç şu anda ne yaptığının hiç farkında değil. Ve bence bir söylediğiyle bir söylediği de tutmuyor. Bu video ne zaman abi? Bizim Maç şeyden kefesi. sonra mı? Maç Murat ya. yani Ben şimdi bir şey birleştireyim şu anda kafamda ama bunu tabii ki bu bir suçlama olmasın. Şimdi bunu olgunlaştıracağım kafamda. Bunun çok masum olmadığını düşünüyorum her şeyden önce. Ben... Batuhan'ın bu kadar Fenerbahçe hakim olduğunu Heh, çok şaşırdım. Bu ee, kadar 2022'den atıp ya falan. Ya şimdi çok şöyle kolay bir duyum değil. var bende. Hı hı. Sayın Saadettin Saran'ın bu kongrede konuşulmadığı için biraz bozulduğu ve Ali Koç aday olsa daya aday olacağı söylüyor. Yani normalde biliyorsun Ali Koç varsa ben yokum diyor. Şimdi bunu diyor birleştiriyorum. Yani. Patron Yönetim Kurulu'nda yönetim buradan burada böyle yok. bir eleştiri geliyor. Patron yok abi. Ya Buradaki tamam yönetim ha. ha. Kağıt ne yok? Yemedik diyor. Tamam yedik. Hı. Tamam peki. Yedik yuttuk. Ya bir, bir defa Batuhan'ın bu kadar. Fenerbahçe kongreleri. Bu arada Hulusi Belgi Başkan adayı. ...larından biri diyor. Şu, Hulusi Belgi şu anda başkan adayı değil. Eski zamanı söylüyor. Ama yani öyle demiyor ki başkan adaylarından Hulusi Belgi. 2020 e, Hulusi Belgi'nin peki Ali Koç'la ilgili bir sonraki divanda yaptığı konuşmayı niye bilmiyor? Yani bugün söylediğini hepimiz biliyoruz canım. O Hayır, daha önce mı? hemen 2000 hemen akabinde bir divan kuruldu ama keşke onu da bir. Şimdi burada şöyle Ya bu şey, taraflı. Özü özü bence özünde eksik. Sen katılıyor musun bir kere? Efendim? Katılmama ihtimali var abi? mı? Abi e, şeye Murat'a da katılıyorum. <laughs> evet. Yani zaten yani şu söylediğini ben de katılıyorum. Ben de bunu, ama Batuhan'a da katılıyorum. Hayır, Neden Batu Batuhan'ın Batuhan eksiği var. Şöyle abi, eksiği, şöyle eksiği var. bir parantezi kapatmamız lazım. Tamam oraya şimdi katıldım. Bir gelen, bir şey var. Şimdi Batuhan'ın şöyle bir şey. Bu kadar Fenerbahçe'nin siyasetiyle ilgili tarihsel, kronolojik bir dökümantere sahip olma ihtimalini ben sıfır görüyorum. Ya birisi... Anlatsan anlamaz. Birisi kulağını üflemiş. E, sağ i̇lgilenmez anlamaz yani. Anlamaz demeyeyim. Anla anla anla. Anlar da. İlgi alanında değil. Birisinin üflemesi lazım. İlgi alanı olmadı kesin. İlgi, alanı değil. Şurada eksiklikleri var. Yani doğru söylüyor. Ali Koç'un gerçekten after before'u var ya Ali Koç'un altı yıllık bölümde before after'ını yapsak buradan köye yol olur. Doğru o bir 100 bölüm çıkar. Yani o kastettiği şey eksiklikler orada var. Hangi başkan da çıkmaz? O da o Ali de. Koç kadar çıkmaz. Ben çıkartırım sana. Senin başkanı bana Ali söyle. Koç iyi Ali Bence Koç kadar ben. çıkmaz. Onu söyleyeyim bak. Diğerleri çalışmadım. Bak, tamam. Okey. Çıkar. Siz çıkarıyorsunuz. Ben çıkmaz. Ya da ben bütün başkanlardan çıkartırım. Ali diyorum. Koç kadar çıkmaz abi. Hepsinden çıkabilirdi. Ali Koç'un ki gerçekten korkunç Murat. Yani ee, Urfa en son Urfa, şimdi Batuhan. 5 gün önce Urfa'ya e, temelini bile bize yaptıracaklar diyor. Beş gün sonra Urfa'da biz istedik buraya Bu gelmeyi. nasıl oluyor mesela? Sen ne diyorsun? Biz istedik buraya gelmeyi derken abi, bak yine yanlış. Ist... Urfa değil. Deprem bölgesinde olsun tamam, diyen biz değil. Riyad'da. De Urfa diyor. Video izledi mi sen? Before After diye bir video izlemedim. Ben söyleyeyim. Son sonra. basın toplantısını söylüyorsan Urfa'da, Urfa'da, Urfa'da yaptı. Iki Urfa Yok, de Urfa'yı kullanıyor. İşte, Temelinden bile parasını bizden alırlar diyor. Stat yok diyor orada. Orada ben zaten Oradan, şeyde söyledim yöneticilerine. Abi dedim yanlış bilgi. Ondan sonra diyor ki. Maç oynanıyor. Sonra düzeltiyor. Urfa'yı biz Fenerbahçe olarak biz istedik. Orada da Fenerbahçe iletişiminin hatası yine nasılsa bize artık surat çeviriyorlar. Onların hatası. Surat şimdi mesela çeviriyor. olur Urfa'nın altyapısı, teknik altyapısı yetersiz deseler. Bu, o dönemde Peki çünkü mesela o, yarı otomatik offside falan kullanılmıyor ya. Yetersizse niye sen önerüyorsun? Ben abi sen önerirken yarı otomatik offside sistemini orada çalışmayacağını Nereden bilebilirsin Baron? Sonuçta Ama. maç oynanıyor statta şu anda. <laughs> o da doğru. Bir alt dikti. Bilemezsin ki. Zaten ben sana, sana bir şey söyleyeceğim. Oluyor. Yarı otomatik Alanya'da da çalışmıyor. Çalışın iddia ediyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Zaten yani Fenerbahçe ben, olsak... yazılımdan birisi söyledi yani. O maçta yarı otomatik yoktu. Ya Abi adam nerede Abi benim, artık senin şeyleri. şeylerini burada hep tutuyorum. Saldırıyorsun bu slay satıyor, diye Slice'ını karşılarım <laughs> her zaman hiç. <laughs> bu arada Batuhan ya mesela ben çok beğeniyordum. Şey eğlenceli tarzı. Mesela iki ay önce Serdal Adalı başkanadayken, ya başkanım şu Guti'ye söylesene beni takip etsin Instagram'dan falan diyordum. Daha böyle bir tarzı vardı. Mesela bu konular hiç onun konuları değil. Fenerbahçe'de yüksek divan kurulunda olsa yani. yani bu kusura bakmasın söyletilmiş ona. Kusura bakmasın. Ya tabii baksana da aşmasın. Yani senin fikrine şey göre böyle bilemiyoruz. O da der ki yok kardeşim ben Fenerbahçe. Ben der ki ama özel ben azaldanmış. Fenerbahçe merak sardım. Özel bir araştırma ekibi kurdum. Fenerbahçe'nin şey, divan kurulu toplantılarını araştırdım der. Saygı duyuyorum. Özür dileriz o zaman. Ben ki bu konuda çok uzmanlık alanımdır biliyorsun. Sallam ben alayım. bilmiyordum. Neyi? <laughs> Ulusi Belgin'in. ben Ari bak koç. onu da bilmiyordum. 2022'de. Hayır 2022 hayır ben biliyorum, biliyorum. Ben iki yüksek divan kurulu toplantısı da, da varım. Sen, sen hayır, bilirsin ben, baba. uzmanlık alanım ya bu mesele. Evet. Ben bilmiyordum. <laughs> o gün işim vardı herhalde izlememiş <laughs> toplantıyı. Ben hiçbir şey izlemiyorum. Hatta bu hangi konuşma biliyor musun o söylediği konuşmam? Sonra Hulusi Belge özür diledi o konuşmanın dolayı. İşte gittiniz diyor Pamela Anderson'ın eski kocasını getiriniz falan diyor. O konuşma bahsettiği. Sayın Başkan da çok sinirleniyor orada. O şey, konuşmayı ben dinlemiştim yani. O konuşma işte o. Batuhan'ın bahsettiği Hulusi konuşma. Hulusi Belge bir de o şeyler de güzel konuşur. Tamam ya ama sonra çok üzüldü. Evet, ya ben Sınahi onda, bu arada onun kastettiği de hakikaten bazen oluyor ya. Bazen sen söyle yani bir şey söylüyorsun aslında onu demek istemiyorsun. Ya orada şunu diyor yani Adil Rahmen'in magazinel bir oyuncu getirdiniz dese kimse bir şey demeyecek ama. Bir anda sen Pamela Anderson'ın eski kocası hani sırf Pamela Anderson'dan dolayı getirdiniz git gibi anlaşıldı. Başkan çok sinirlendi hani. Bunu ne biçimiyorum o konuşma. Ama onun akabinde bir sürü konuşması var Hulusi Belgün'ün. Yani mesela ah, onları hiç söylemiyorum. Çok şey söylemiştir de yani o da fanatiğe bağlanınca değil de Atatürkçü olarak kalınca çok güzel. türbünden olmuş. benim abim Üç numarada hiç fanatik olmayan bir insan. Fanatikliğin tam tersi olarak doğmuş. Aykut en Kocaman. En özlediğim insan ben. Evet. Aykut Kocaman. En özlediğim, özlediğim insan. Canım hocam. Esas tepki şu anda ligde kalan maçlarını kazanıp şampiyon evet. olmak. Süper Kupa için ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücüm var. Çıkıp Galatasaray'ı Şanlıurfa'da yenmek ve Süper Kupa'yı üzerimize getirmek. Her bahçe lige başladığı enerjisini yakalarsa, fiziksel enerjisini, Aynı zamanda zihinsel enerji. Tam. Konfederasyon Kupası'nda final oyna ben kazanmayı başka kazanmak başka bir şey. Final oynamak önemli. Şey, final anladım. oynamasının uzak olmadığını, e, ligi kazanmasının da uzak olmadığını düşünüyordum. Hala aynı yerdeyim. En büyük tepki Ali Koç ve arkadaşları diyeceğim ama Ali Koç'a demek lazım. Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hemen direkt olarak bu dünkü gücü olumlu olarak gruba e, futbol takımına yansıtıp Evet evet aynen evet, öyle. Çok güzel. Sen e, hemen anladın durumu. Hı. Yansıtıp e, rüzgarı halkalarına alarak Galatasaray'ı Galatasaray, ı, Galatasaray ı stadında yenecek güce sahibiz diyerek ligi kazanmak en büyük tepki bu. Bugünkü şartlarda yapılacak en büyük tepki bu. Ben senden önce bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Abi ben Ali Koç'la Aykut Kocaman'ın yollarının 5,5 yıl neden ayrıldığını önce ayrıldığını bu açıklamada çok daha net gördüm. Aykut Kocaman bir futbol adamı sahadan gelmiş bir futbol adamının sorumluluğuyla yaklaşıyor meseleye. Son derece altına imza atıyorum diyor ki senin bir tepkin varsa sen sahada göstereceksin bunu. Sen sahada Galatasaray'ı yen Süper Kupayı al tepkini öyle göster. Git Rams Park'ta Galatasaray'ı yen tepkini öyle göster. İşte bir futbol adamı yaklaşımı bu. Çok özlemişim ben de. Biraz yaşlanmış Aykut Hoca. Selam olsun. Ben de çok severim Aykut Hoca'yı. Çok değerli bir futbol adamıdır. Buradan da saygılarım. 3 Temmuz'da diyeceğim. bile sahaya çıkmış adamdan bahsediyoruz. Yani. Evet. 3 Temmuz'da değil mi? Konferans liginde Fenerbahçe final oynarsa kupayı alır. Çünkü final oynaması ne demek? Aston Villa'yı eleyip gitmesi demek. Zaten o zaman kupayı alır. Doğru. Onu ben de söyleyeyim yani baştan. İkincisi Aykut Hoca keşke genel kurula gelseydi. Niye süper kupaya çıkılmadığını kendi kulaklarıyla dinleseydi. Yani muhtemelen televizyondan dinlemiştir ama orada başkan şunu dedi. Bu dakikadan sonra hiçbir şey yapmamak alabileceğimiz en kötü karar dedi. Ve Galatasaray'ı orada yenip cevap vereceğimizde onun için de lige devam ediyoruz dedi zaten. Çünkü takım dedi ki bana dedi gideceğiz orada biz kazanacağız ve şampiyon olacağız. Yani tepkiyi vereceğiz. Aa Aykut Hoca'nın söyledikleri doğrudur. Çünkü o 3 Temmuz'dan sonra çıktı. Ama şunu da söyler Aykut Hoca. Aynı Aykut Hoca. Der ki Bizim bir sonraki sene 3 Temmuz ertesi sene bizi ligde şampiyon yapmayacaklardı biliyorduk dedi. İşte başkan da bazı şeyleri için oynatmıyor o maçı. Yani aslında Aykut Hoca doğru söylerken o kendi söylemiyle de bir parça çelişmiş bence. Yani orada demişti ki kendi açıklamaları var. Yani biz zaten biliyorduk bu kadar üzerine oyun oynanan bir takım. Bir terör örgütünün saldırdığı kumpas kurduğu takımı bir sene sonra hem Türkiye Kupası'nda kazanmış bir de ligi vermezler onlara diyordu. Ya isyan buna niye vermiyorlar? Niye bu kafa yorumlar oluşmuş kafada? Meşhur maçı söylüyor 12 Mayıs. O maçtan bahsediyorum. Hocam işte biz oradan ders aldığımız için bir tepki verdik. Ha bu arada ben de katılıyorum ki çıkıp oynayabilirdik. Ama başkan ve 23.000 yani. kongre üyesi bir tepki verilmesini istedi. Başkan tek başına istemedi. Ve hiç tepki vermeyelim dediğimizde de stat'taki en büyük ıslıklama oldu o gün. Ben kongredeydim. Keşke Aykut Hocam da gelseydi. Dedikleri sağdan bir insan olarak da olur ama kendi 2010-2011'de yani 2011-2012'de söylediği konu aslında bu zaten. Valla ben ikinize de kısmen takılmakla beraber çıksa şey diyeceğim. Mesela Aykut Kocaman nasıl Fenerbahçe camiasının dışında arkadaş? E, o çok saçma. Çok o benim güçlü. çok eleştirdiğim. Bir abi. noktasında mutlaka yani Aykut Kocaman yönetim kurulu üyesi olamaz mı? Olur. Tribüne oynamıyor çünkü. Aykut, yani Aykut Kocaman. Ona abi, bağlı olamaz mı? Fenerbahçe. tribüne oynamazsan yoksun. Aykut abi. Kocaman bu beş buçuk sene için zaten Fenerbahçe'nin teknik direktörü de olmalı. Fenerbahçe'de tribüne oynamazsan olmazsın abi. O ayrı, ayrı, ayrı bir konu değil. Olmalıydı. Tribüne, tribüne oynayacaksın. Fenerbahçe'de camiada Önemli yere edinmek istiyorsan birinci kural tribün oynayacaksın. Ali Koç, e, Aykut Kocaman tribüne oynamıyor. Bu arada bence yakın gelecekte olacak tekrar fenalmıştır. İnşallah. Yani İnşallah. Yani kariyerini sonlandırır mı? Bence bu. Hiçbir bilgim falan yok. Bence. Lazım. Küstü yani. bence ama. Yok yok. Haklı. Küserse bırakır tek. Abi teknik. Ali Koç'un e, Aykut Kocaman'ın nasıl gönderdiğini hatırlayın. Ama onu kabul etti hata ettim dedi. Abi insan hata hata ettim dedi. Yani. Ama neden anlaşamadıklarını Anlaşamayınca anlaşamazlarmış. Bu arada yıllardır mı anlaşamazdı ya? Hayır, normalde Anlaşamaz. asıl araları ya bak bir anımı anlatayım o zaman Murat, ben size. anlaşamazlar. Niye anlaşamazlar biliyor musun? Yani Hadi belki o ilk gün e, anlaşabilirlerdi ilk geldiklerinde. Çünkü Ali Koç da bence Aykut Hocama yakın bir çizgideydi. Ali Koç'un buçuk yılda geldiği nokta, başladığı ve geldiği nokta başkan olarak anormal bir fark var yani. Beş buçuk önceki Ya yani bu işlerde şu Ben öğrendim. çok iddialı bir evet. şey söyleyeyim mi? Anlaşabilecekleri bir nokta olduğunu biliyorum Aykut Koç'un. O yüzden bir nokta var Aykut Hocanın beklentisi var bir konuda. Çok da böyle zor dağlar tepeler aşılmayacak bir konu değil. Çok rahat anlaşabilirler. anlatacak mısın? Efendim, yok çünkü hatırlamıyorum Aykut Hoca'ya bunu off the record mu on the record mu söylediğini o yüzden ya. söylemeyeceğim şimdi. Bir şey söyleyeceğim anlat keseriz söz veriyorum. Yok yok abi anlat. Devam edelim. Ben Aykut abiyle ilgili şunu söyleyeyim sadece ee, çocukluk bak bak. dönemimizin. Biz, hoca diyor, abi e, biz Aykut abi şey... diyoruz da program diye hoca dedik. Hayır futbol kahramanlarından bir tanesiydi Çok. çocukluk dönemimizin. Şunu da gördüm ben nasıl istifa ettiğini hatırlıyorum. yani Aziz Yıldırım ona bir liste veriyor falan o listede şey. Daha doğrusu kendisi liste hazırlayıp transfer listesini veriyor. Orada Arda olmaz diyor o Aziz Yıldırım olmaz... Arda Yıldırım Arda'yı alacağım diyor. Arda'yı almak istiyorum diyor. Ya o tarz bir şey ya, listede Arda var. Bu sefer Aziz Yıldırım Arda olmaz çok pahalı falan diyor. Bu da sinirleniyor. Mesela Yeter burada da mı çok biliyorsun çok haklısın deyip kağıda atıp gidiyor. O Aziz Yıldırım'la sonra ben bir Aziz Yıldırım'ın doğum gününde Mihriban şarkısını beraber söylediğinde gördüm mü? Hayır. Herkes herkese de Ama bir arada şey bir diyor. yere atlıyorsun. söz konusu Fenerbahçe olduysa. Arada yani. bir yer atlıyorsun abi. O anlatma olaydan sonra Aziz, Sayın Aziz Yıldırım çıkıp diyor ki ben olduğum sürece Aykut Kocaman bir daha bu kulübün kapısından içeri giremez diyor benden sonra gelebilir diyor. Ersun Yanal hiç giremez diyor. Iki, Bak. Iki ay sonu, üç ay sonra mı? Üç ay sonra mı? Sonra getiriyor. Ondan sonra barışıyorlar zaten. Yani tekrar göreve getiriyor. Ee, ve şunu diyor Sayın Az Yıldırım ki bence do doğrusu söylüyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Şu anda bu takımı o ayağa kaldırır diyor. Nasıl canlar istediğimi mi değişiyorlar abi. Çok abi mahsusun. Türkiye'de... Yani olay ama sonra... Yani 2017-2018'in sonlarına doğru biliyorsunuz Sayın Az Yıldırım da Sayın Aykut Kocaman arası bir daha açılıyor. Türkiye'de herkes... Bence Aykut Kocaman ee, ben oyun. ihraç oldum ya yemek yedim <laughs> diye. Sadece... Baba oyunu verdiyse çok haberdarsın Ali. Oyunu verdiyse de şey vermiştir. Ali Koç'a Bence vermiştir. De Bence de Ay, öyle. Bence o... öyle. Türkiye'de maalesef yani kişilerden bağımsız söyleyeyim bunu. Yani bir kişiye hedef almış olmayayım. Ee, kulüp yöneticileri, başkanlar, hocalar, futbolcular hiçbir şekilde o kulüp o kulübü öncelikli olarak düşünmüyorlar. Herkes kendini düşünüyor. Öncelik hep kendisinde. Başkanın da kendi kişisel egosunu düşünüyor. Oyuncusu da, hocası da, önce kendisi, sonra kulüp. Herkes kendisini ben düşünüyor. Ben Aykut Hoca da tam tersini düşünüyorum. Hocam Aykut. iyidir. Şimdi ikinci sırada 2 iki ve 1 beyaz futbol varyantlarını göreceksiniz. 2 i̇ki ve 1 aynı isim yazıyor ikisinde de. Evet. İkincisinde bir sosyal medyada da çokça gördüğünüz Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı kavgası. Onu bir izleyelim. Halkı tatmin edecek. Hocam da açık... diyor ki Ali Koçaklı devlet ya komplo ya. kurdu. Ya sus sus sana. Yani ya ne ki kim üstürüyorsun be? Aa. Ali Koca haksızlık edildi dedik ama ya artık burada da saçma sapan kardeş, bir yere döndü ya. Kardeşim, ne oluyor ya? bir dakika ya? Bir dakika ne, ne ben, oluyor? Seni ben seni keştim de. Sakin ben seni keştim de. Bir yerlere diyor. haksızlık et dedik ne oluyor kardeşim? Raşim. Ne oluyor İrasim. kardeşim abartma. Rasim ateş oynuyorsun. Hocam Suudi Arabistan'da ateş oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma. Yapma. Müsaadeniz. Büyük eksiğiyle bir uzlaşmadın mı sen? Rahatsız. Büyük eksiği canımsın. Büyük eksiği geri alıyorum. Sakin. Büyük eksiği geri alıyorum. Büyük eksiği uzlaşalım. Şey, yağlı ya, şey ya, kahve için şey, demedin mi? Büyük eksiği yağlı kahve için Bir mi? söyleyeceğim. bu kabazlık yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Baksanıza. Büyük eksiği gel buluşalım dedi. Bir dakika bana gelsene. Bir dakika bana gelsene. Abdülkerim abime bakalım. Bak ne oldu bir daha yapıyor? bunlar ne ki bakıyor. Kirli çamaşırlar var. Herkes abi. Ne yapalım mesela? Ne abi oldu yani, Sana telefonlar oldu. geldi. Büyük ekşiyle dedi. Yani işte bu işlerin abi. Ben kurtardım seni diyor ya. Tüm Türkiye'nin gözünün önünde Ne anladınız yani sonuç olarak? Ben ha? tüm Türkiye'nin gözünün önünde diyor ki ya birileri seni istediği gibi yönlendiriyor diyor. Rasim Ozan diyor ben demiyorum. Sana diyor telefonlar geldi bütün tweetlerin değişti. Devlet diyor. Ben diyor kahve içecektim büyük ekşiyle diyor. Yani ne herhalde oldu? Herhalde yayında söylemiş herhalde anladım. Kahve içelim yayında söyledi ki söyledim. söyledim buradan söylüyor. Yani. E, rating burada. Kalabalıkta açıkladı. başkasınız, tenhada başkasınız. Böyle olmayın abi. Yani Ahmet Çakar'a da söylüyorum burada. Ahmet Hoca'yı bak Ahmet, Ahmet Hoca'nın da mesela yani bu e, spor medyasına girdiği günleri sen de hatırlarsın. Çok detaylı. Nereden nereye geldi abi Ahmet Hoca? İlk geldi ilk zamanlarını hatırlayalım Ahmet Çakar'ın. Bugünkü bu zamanlarına bakalım. Ermen abi de ilgili söylediklerimizin yani hemen hemen aynısı. Ama o zaman Erman Torun daha bir e, hayat bir duruşu vardı yani son dönemde. Ahmet Çakar çok evrile evrile geldi yani. Yıkıla yıkıla geldi. Bu programın sponsor kahveci değil mi? Tabii kahve mi? çok sert demek ki. Bilmiyorum. Bir ara kahveci de. Mazot değil. Kahve, kahve çok sert abi. Abi Ramazan'da olduğumuz için şimdi mazot yemiyoruz. Kafein yani. abi. Abi şey Rasim o özür dedi zaten programdan sonra. Öyle mi? Tabii. E zaten çıktılar hep beraber. Yiydi. Ahmet abi büyüğümdü. 62 yaşındadır. Biraz daha önce de bir kere daha diledi. Yani diye diledi. Ama çok ağır konuşuyorlar abi. Şu konuşma ben bir de Ahmet abinin postürüne üzüldüm. Yani hiç hazırlıklı değildi bu konuşmaya ve normalde Ahmet abi Van Damme gibi döner tekme atarmış sanırsın. Hiç gayet bir şey diyemedi. Ama abi sen şimdi demek ki... Ertem'e ayrı üzüldüm. Diyememesinin sebebi demek ki... Rasim bir oluyor. Bir adım daha ileri giderse başka şeyler olacak. Hayır, o da ona diyor ki mesela diyemem. bak diyor tehlikeli suyada yüzüyorsun diyor. O da bir tehdit mesela. Herkesin demek ki bir... En bir zor şurada fikir... Ertem'in işi ben sana söyleyeyim. Evet, evet Ertem'e şöyle var. yazık. Erdem de demek istiyor ki kardeşim siz Bışar'ın oraya gidip normal normal program yapıyorsunuz. Kavga edecek burayı mı buldunuz diyor mesela. Ulusal televizyonda niye bunu yapıyorsunuz diyor. Bir de bayağı ton yüksek. Şimdi konuyu biraz daha açmak için daha değişik boyutu da var. Birinci bantımızı alalım. Ben bu konuyu çok önemsedim. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Benim işim Mehmet büyük Büyükekşi. Sinek ikili değil. Sinek bir buçuk. Fakat bazı konularda inanılmaz güçlü. Eleştirmeye başladığım an, ismini çözemediğim bazı adamlar buranın patronajına duhul olmaya çalışıyor. İsim bilemiyorum. Kim olduklarını zaten çözeceğim önümüzdeki aylar. Hocam bir arkana... İşte garip bir Böyle yere bakan, yürek yakan, gülüyor işte filan hmm. ama tuhaf bir arkasında bir grup var. O grubu çözeceğim ve söyleyeceğim. Hayatımda hiçbir dönem buna siyasetçiler dahil, mafya dahil, kulüp başkanları dahil hiçbir şekilde bu kadar topyekun beni susturma cihetine gitmediler. Büyük ekşisi, evladım, Tifi, bak Kasımpaşa, göbek deliğimin aşağısı Kasımpaşa. Burada bir şey yok. Bunlar Rütük dahil olmak üzere, Sayın Ebu Bekir Bey dahil olmak üzere. Burada çok normal futbolun katil Türk hakemleri diyorum. 20 yıldır konuşuyor Türk bana ceza veriyor. Ha dedim ki o zaman çok sıkıntılı bir durum var. Ben bunu daha çok önemsedim açıkçası. Futbol Federasyonu benim Başkanı Arbonç Mehmet Büyükekşi'nin çok yani büyük. Demin Büyükekşi eğer yani Mehmet Büyükekşi kahve çelim dedin diyor ya e burada Kasımpaşa diyor. Tehdit diyor, mafya diyor, arkasındaki tipler diyor. Baba burada benim önemsediğim nokta şurası. Futbol Federasyonu Başkanının niye gitmediğini bir türlü anlayamıyoruz ya. Hep de diyoruz ki işte Cumhurbaşkanı başkanı getirmişti, ondan gitmiyor galiba filan diyoruz. Ama ben burada burada ilk sen... defa şunu anlıyorum ki Kendisi başka başarılı bir... olduğunu düşünüyor çünkü sayın. Abi Mükemmiş. başka bir güçten bahsediliyor ya aslında. Yani Abi bunu, bunu ilk defa mı duyuyoruz? Ben bu kadar etkene girmiş. Tahir Kum'un diyor. iddiası var. Kendisinin Hürriyet gazetesindeki yazılarına son vermesinin sebebinin Mehmet Büyükekşi olduğunu defaları söylüyor. O gün bugündür de Mehmet Büyükekşi ile ilgili bir sürü şey söylüyor. Yani burada çok özür diyorum. Yani bu mesela İlk defa duyduğumuz bir şey mi? Mehmet Büyükekşi için ilk defa duyduğumuz bir şey mi? Diğerleri yapmıyor mu? Herkes gücü ölçüsünde insanları susturup baskaltın almaya çalışmıyor mu? Ahmet Çakar'ın ilk defa mı başına gelmiş? Ahmet Çakar beş tane kurşun yedi. İlk defa mı yaşamış bunu? Yedi diye ona mı kızacağız şimdi Ay yedi için yani. söylemiyorum. Yani i̇lk defa yaşanmıyor mu? O de dönem artık. bile bu kadar etkileniyor yani çünkü... şey olmadı diyor saldırı olmadı abi. Abi diyor. şimdi o öyle diyor. O da tribünlere koyuyor. Ay abi şöyle çok da dava açmış Onlarca dava açmış. Şimdi ben Rasim Ozan Kütahyalı konuştum bazı konuları. Ondan öğrendiğim kadarıyla da çok dava açmış büyük ekşi. Şimdi susturmak için bir yöntem olabilir bu kadar dava açılması. Ama onun dışında da, şimdi e, Sabah gazetesinde yazıyorsun, iktidara yakın. beyaz TV'de yorumculuk yapıyorsun, iktidara yakın. Şimdi iktidara yakın yerde olmana rağmen, Ahmet Çakar olmana rağmen, güçlü programda da olmana rağmen, bunu durdurabilecek, kesebilecek bir güçten bahsediyoruz. Durdurabildi Duruçta, mi? E? Durdurabildi mi? Abi genelde bu kediyi de köşeye sıkıştırırsan tırmalar ya. Yani bir durdurma boyutu da olmuş işte çay içenin falan demiş. Tweetler değişmiş. İlkinde anlıyoruz. Şimdi de Niye peki? dönmüş. abi durdurma boyutu olmuş dediğin yani e demek ki bir tehditle olmamış kahve içeceklerse. Rica ile olmuş. Kahve içeceksen öyle olmaz Değil, mı? Ya Değil yani. şöyle değişti. Alukçum şunu demek istiyorum. Mesela Beşiktaş Başkanı diyor ki Tayfun Bayındır'a parmağını sallayarak daha neler göreceksin diyor. E Gökhan Deniz söylemedim söylemedi mi? Herkesin şey, milyonlarca insanın gözünde. Yani Ali Koç'un da medya ile ilgili yaptığı bir sürü sıkıntılı işler var. Bu işleri çabuk olma. Yani bana Yok, Yağız Sabuncuoğlu doğru, doğru, kendisi doğru anlattı. Etti. Sivas'ta bana omuz attı dedi Yağız Sabuncuoğlu. Yani Fena ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı bana omuz attı Sivas'ta dedi. Şimdi Hı? Yağız da bazen hani ba Yağız için söyleyeyim de bazen kendimizi fazla mı diyor? önemsiyoruz acaba ya? biz diyorsun? de önemsiyoruz orada kendimizi. Atıyor, mu diyorsun yani? Biz atıyor çünkü ikisinden biri. Abi dese ki bana Ali Koç'un güvenliği bana omuz attı. Özel koruması yine daha fazla inanırım. Bana yani bunu bir yaz, yaz bizzat kendisi anlatıyor. Tamam ben bir şey demiyorum sana anlatmıştır. Mesela bana hiç anlatmadı her şeyi anlatan yaz Ali Koç'la ilgili eleştirilen hep söyler ama mesela omuz attı bölümünü hiç anlatmadı bana. Sivas'ta dedi. Et evet, mesela. Abi yine de diyeyim. Ahmet Çakar bölümünde Mehmet Büyükekşi de küçümsüyor olabiliriz. Arkasındaki güç olabilir diye düşündük. Küçümsüya böyle bir küçümsü ama bu kadar Büyük bu kadar şeye rağmen büyük Ekşi, ailesine mensup olduğunu bildiğimiz için demek ki en büyük eleştiriler yapanlardan biri de benim Mehmet Büyükekşi. Her bulunduğum platformda hatta eli büyüterek liyakatsiz dedim. Ben Mehmet Büyükekşi ile bana karşı tek bir e, şikayetini görmedim. Ama şimdi liyakatsiz... sana abi Biraz daha Neden? bence... Neden kendi kanalındasın çünkü. Olabilir. bu Öbür şeylere yani. takılıyor biraz daha. Yani bu Baylok Maylok işlerine biraz daha fazla takılıyor bence. Abi Feridun Nideloğlu'nu o zaman şey yapması, astırması lazım. İlk e çıkan, çıkartan adam ya. Feridun Nidiloğlu. E bir dava açlar Feridun abiye de işte yani normal. Açmıştır. Şeye gidiyorum. Abi bence Ahmet Çakar'la Mehmet Büyükekşi meselesinin bu noktaya geliyor olmasının yegane sebebi kişisel. Başka bir şey olamaz. Bu kişisel bir ama bir de abi bu bir beyaz futbol evet. programı ben, onu, ben çok izlemiyorum ama böyle kanal gezerken gördüm. Abi çok ağır konuşmuştu bir kere. Kişisel yani bir takılmayacak şey. yani. Ben de takarım bana o kadar ağır konuşsa. Yani. Abi kimseye hakaret edemez. ya yani biz medya olarak kimseye hakaret edemez. Ben Ali Koç'u da çok eleştiriyorum. Mehmet Büyükekşi'yi de. Geçen sene Lale Orta'yı da eleştirmediğim insan yok. Galatasaray Başkanı'nı da, Erdem Timur'u da, Okan Buruk'u da. Ama ben bugüne kadar kimseye hakaret etmedim abi. Kimseye etmedim. Güzel evet tam sınırlarda dolaşıyorsun ama ben Murat'ın da hakaret ettiğini görmedim. Abi hakaret ağır bir şey ya. Hakaret olması için bir defa zaten ekranında etmemek lazım her şeyden önce de. Ben zamanda isten çok böyle çok ateşliyken Twitter'dan ederim. Sonra eğer hakaretse özür dilerdim zaten. Yani kusura bakmayın hani bir gaza geldik. Benim de küfür etmişliğim falan vardır Twitter'da. küfür yani etmem. Şimdi abi öyle bir noktaya geldi ki artık maalesef o kadar gergin bir ortam var ki artık bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor bir şeyi anlatabilmek için. Çok zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum yani. Artık. Peki tansiyonu şöyle yükseltebilir miyim kapatırken? Daha ne yükselteceğim? Tansiyon zaten hep yüksek bizde. Okan Buruk'un bir açıklamaları vardı. Bugünkü gazete, Milliyet gazetesinde çıkan. E, i̇zledin mi onu? Gördün mü? Biz değiliz ki protestoya eden. Onlar atsın topu. Ben niye dışarıya atıyorum? Hani anlayamamışlar Fenerbahçe'nin topu dışarıya atıp atmayacağını. Dolayısıyla ben pres yaparak başladılar. Ki. Üzerimize geldiler. Biz de topu ileri oynadık. Planları bu olabilir mi? Filan gibi söylemiş. Tam bilememiş. Şimdi o konuyla ilgili ne diyorsunuz? Fenerbahçe'li oyuncular diğer da... Diğer diyor ki Kerem Aktürkoğlu dedi ki siz topu tacı atın. Biz bir şey yapmayacağız. Çocukta yalan söyleyecek hali yok. bir şey yok. Gerçi... Ee... Kerem, Kerem hareketlenmiyor. Keremin e, beden diliyle de çok Kerem hareketlenmiyor. Şey. Yani Kerem bireysel olarak evet biz topu taca atalım de bir şey. Bu arada be, mecbur pres yapıyor ki topu alsın ki dışarı alsın. Pres yapmadan nasıl top alacak? Hayır oynamayacak takım da. Durursun. Ya abi bunu neyi konuşuyoruz biz? Abi zaten duruyorlar. Hayır, Bak. Bu, konuştuğumuz bu, şey ne abi şu anda? Bir şey söyleyeceğim. bu Hayır. golle alakalı. E mesela bu golle Gol anlaşamıyor ya. Ya çok ha? özür diliyorum abi. Gol ne olacaktı ki? Yani, ne yapacaktık mesela? Yani şöyle bir olacaktı. Protesto yapan takım Fenerbahçe'nin 19. Dursaydı abi Fenerbahçe mesela oyuncular dursaydı o zaman tamam, tam bunu tartışıyoruz işte. Murat da muhtemelen tersini söylüyor. Neyi söylüyor? Abi bak maçın ilk başlaması... Ne yapsın mesela? Galatasaray topu dışarı mı atsın? Fenerbahçe zaten cok atar Fenerbahçe gibi atar. koşuyorlar sadece. Sonra Fenerbahçe bir yerden sonra Galatasaray topu vermeyince... Dikkat et, Bak ilk bir dakika hiçbir şey yapmıyor Fenerbahçe. 30 saniye falan. Yanına doğru koşuyorlar. Abi bakıyor, bak top dönmeye başlıyor. Foul yapmaya çalışıyor. Önce Torer'e gidiyor basmaya çalışıyor. Yakalayamıyor. Sonra birisi daha galiba Barış Alper'e basmaya çalışıyor. Yakalayamıyor. Gol oluyor zaten. Duruyor. Yani... Abi, konuşuluşu... abi burada en birinci şey Kerem Aktürkoğlu'na sorsunlar abi. abi normal Dedim normal mi demedim mi? Neyi konuşuyoruz? Ya bir şey demiyor. Abi Okan Buruk öyle söylemiş. Ben bir şey sana konuşmuyorum. Sana normal gelen Fenerbahçe anormal geliyor. Anormal Harik gelen ne abi Fenerbahçe'ye? Fenerbahçe, yani Fenerbahçe abi. 19 yaş altı takımıyla Süper Kupa finaline çıkıyor. Top ilk durduğu andan itibaren sağdan çekilmeye karar vermiş. Galatasaray Ve oyunu durduruyor golle. Neyi tartışıyoruz ki abi? Gol olmuş ya olmamış. Orada Gol olmasa mesela oluyor. ne değişecek abi? Orada şunu diyor. Ya bir şey değişmeyecek. Adam da diyor ki bize geldi diyor Kerem abi. Biz siz topu alı vereceğiz. E. Dışarı vurun dedi. Biz de tamam dedik diyor. E tamam ya. Yani. Yani. Okan Buruk da diyor ki hiç böyle bir şey olmamış gibi. Bana ne diyor? Ha Okan Buruk bana ne demesin hiç şaşırmıyorum. Abi Kerem Ha Kerem, bu arada ben maç sonundaki sevinçle kurgu olduğunu düşünüyorum. Kurgu sevinç o. Murat, Kerem, İçten de... falan sevinmiyorlar. Mertens niye sevinmiyor mesela? Tabii ki canım şey. Yalandan seviniyorlar tabii. Mertens tabii. hiç hareket etmiyor. Hayır, Mertens Gitmiyor, şey Mertens, Mertens. Abi bir şey söyleyeceğim. E Mertens de diyor ki baba ben 37 yaşındayım buna mı sevineceğim diyor. Buradaki hikaye şu abi. Prim ödeniyor ki, mu? Kerem. Efendim? Süper Kupa kazanıldı ya prim ödenecek. Ya. Yani. Ödenecek tabii. Ee, en şanslı futbolcu. Süper Oynamadan, Oynamadan prim geldi ya. baba. Pire aldı, oynadılar bir dakika ya. Tam, oyna, tam bir dakikaya prim geldi baba. Bir, dakika ya. Abi, tamam, bir dakikaya vermezler değil mi? Dursun abi diyelim ki Kerem ne yapacaksınız diye oradaki genç çocuğa sordu değil mi? Çocuk dedi ki abi top bize gelince dışarı atacağız çekileceğiz yani ne olacak mesela şimdi böyle olunca Kerem topu alıp dışarı atıp Fenerbahçe'ye çekilmesin mi? yani? yani ya bu çocuğun Kerem'le bu diyaloğunun e, konuşulması ne faydası var bize? Peki sen beş kere aynı şeyi söyleyince evet. ne manası var? Ne oluyor? Anladım dediğini. Sen normal buluyorsun. Fenerbahçe'den normal buluyor. Evet abi bu ne yani? Bu, bu abi Fenerbahçe. ben normal bu. Anormal bulduğum şey de Fenerbahçe'nin oraya 19 yaş altı. Vallahi onu anladım, onu anladım. ondanladım Fenerbahçe. Fenerbahçe'de. Bunu konuşmuyoruz. Kerem'le çocuklar arasındaki konuşuyor. şeyi konuşuyor. Ben bizim için söylemiyorum. Abi o son Gene konuda bunu konuştuk. Okan dedi ki diyor Ben burası için söylemiyorum abiler. Dışarısı için söylüyorum. Baba dışarıda konuşulduğu için zaten buraya da yansıttım. Yani sosyal medyada falan Manası bakıyorum. Manası yok Oo. yani. Abi konuşulacak yeni şey bulduk. Allah Abi olan ya. oldu zaten. Neyi konuşacağız ki? Ben de mesela ondayım abi. Bitti tamam. Abi ikinizin de bayramını kutlarım. Bütün izleyeceğimizin bayramını kutlarım. Sizin Ramazan bayramı, bayramı diyoruz bu. Şeker bayramı mı bu? Ne bayramı? Ramazan Ramazan bayramı. Ramazan bayramı da. Ramazan şeker bayramı zaten. Şeker bayramı. Yani kimi şeker, şeker bayramı geçsin diyor geçsin ama inşallah. bu bayramın adı Ramazan bayramı diyor. <laughs> şeker tadında bayram olsun. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>